Hepinize selam, umarım iyisinizdir, ben çok iyiyim. Bu videoda sizlerle beraber bokeh efekti nasıl yapılır onu inceleyeceğiz. Öncelikle bokeh efekti yapmak için Snapseed adında bir uygulamayı kullanacağız. Bokeh efektini kısaca tanıtmak istiyorum sizlere konuya girmeden önce. Bokeh efekti özellikle karanlık fotoğraflarda, fotoğraf makinemizin diyaframını ayarlarken arka planı flu çıkartmasıyla meydana gelen bir olay aslında. Şu arkamda gördüğünüz ışıklar bilmiyorum bokeh gibi çıkıyor mu sizlere. Kısacası arkada parlayan ışıklar, ışıkların parlamasının yuvarlak toplar halinde çıkması fotoğrafta en temiz anlatım şekliyle. Bunu amatör fotoğrafçılar bile telefonlarla fotoğraf çekerken istemeyerek de olsa yapabiliyorlar. Çünkü bu ellerinde olan bir yöntem değil. Fakat profesyonel fotoğrafçılar da bu yöntemi sıklıkla kullanıyor. Çünkü fotoğrafa bir doluluk katıyor. Arka planı güzelleştiriyor ve fotoğrafı adeta yeniden yaratıyor. Fakat diyelim siz bir fotoğraf çektiniz. O fotoğraf çok güzel. Fakat arka planda bir boşluk var ve ona bokeh efekti eklemek istiyorsunuz. İşte bu videoda sizlere en kolay yoldan, en hızlı şekilde bokeh efekti nasıl eklenir onu göstereceğim. Aynı zamanda Bülent Sertaş'ın doğum gününe özel bir bokeh efekti çalışmam var. Onu da izlerseniz çok sevinirim. Oldukça keyifli bir çalışmaydı. Ben hazırlarken çok eğlendim. Videonun linkini şurada bir yerlere bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bokeh efekti eklemek istediğimiz fotoğrafı seçmek için ilk olarak Snapseed uygulamasına girdikten sonra şu artı işaretine tıklıyoruz. Bizi bir galeri karşılıyor. Bu galeriden eklemek istediğimiz fotoğrafı seçeceğiz. İlk olarak galeriyi size tanıtmak istiyorum. Bu benim kokteyl yarışmasında çekindiğim bir fotoğraf. Şu Bella Pais Manastırı'nın orada çekindiğim bana ait bir fotoğraf. Şurada ise bir tane hanım ablamızın fotoğrafı var. Toplamda 3 tane fotoğraf düzenleyeceğiz. İlk olarak ben şununla başlamak istiyorum. Bu fotoğraf diğer ikisinden birazcık daha zor. İlk olarak zoru yapalım ki kolaylar çok daha kolay olsun sizin için. İlk olarak fotoğrafımıza tıklayarak Snapseed uygulamasına aktarıyoruz. Şimdi Snapseed uygulamasına aktardıktan sonra biz buna bokeh efekti eklemek istiyoruz ya. Bunun için ilk başta araçlara giriyoruz. Ardından şuradan çift pozlamayı seçiyoruz. Çift pozlamayı seçtikten sonra şuradan fotoğraf efektiye tıkladıktan sonra eklemek istediğimiz bokeh efekti seçeceğiz. Eğer sizin bir bokeh efektiniz galerinizde yoksa ki eğer indirmediyseniz yoktur. İlk olarak Google'a girmeniz gerekiyor. Google'a girdikten sonra aramalarda fake bokeh yazdıktan sonra, arattıktan sonra görsellerde çıkan bokeh efektlerinden bir tanesini seçerek indirebilirsiniz. Herhangi bir tanesini indirebilirsiniz fakat fotoğrafınızla uyumlu olması önemlidir. Görseli indirebilmek için resmin üzerine uzun basılı tuttuktan sonra resmi indire tıklamanız gerekiyor. Ardından fotoğraf galerinize yüklenecektir. Şimdi fotoğrafı indirdik, artık bir bokeh efektimiz galerimizde mevcut. Bunun için ilk başta Snapseed uygulamasına tekrar dönüyoruz. Snapseed uygulamasına şimdi eklemek istediğim bokeh efekti seçiyoruz. Gördüğünüz gibi bokeh efekt kendini temizledi, zaten çift pozlama olduğu için. Şöyle ayarını yapacağız. İlk başta düzgün konumlandıracağız. Ben iki tane bokeh efekti kullanmak istiyorum. Bir tanesi alt kısma, bir tanesi üst kısma olacak. İki farklı renkte olacak. Şimdi şu alt kısımda fazla parlamayan şu küçük küçük bokeh efektlerini kullanacağım. Bokeh efektlerini düzenledikten sonra şuradaki palete tıklıyoruz ve aydınlata tıklıyoruz. Aydınlata tıkladığımızda bokeh efekt daha parlak, daha şık bir görünüme sahip oldu. İşte gerçek bir bokeh görünümüne sahip oldu. Ardından şuradan tamama tıklıyoruz ve bokeh efektinin üzerimizde ve tepsimizde olmaması için oradaki bokeh efektlerini silmek istiyoruz. Bunu yapabilmek için şuraya tıkladıktan sonra düzenlemeleri göster yapıyoruz ve çift pozlama seçeneğine tıklayıp şöyle yapalım, düzenleye tıklıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bokeh efekt ortadan kalktı. İlk olarak şuraya tıklayarak bokeh efektini geri getiriyoruz. Ardından çift pozlama opaklığını sıfıra indiğinden emin olduktan sonra iki parmağımızı kullanarak fotoğrafı yaklaştırıyoruz. Aynı zamanda fotoğrafın sağında soluna gezinmek için de iki parmağınızı kullanabilirsiniz. Fotoğrafta biraz yaklaştıktan sonra fırça boyunda şu şekilde ayarladıktan sonra fotoğrafın üzerindeki, daha doğrusu resmimizin üzerindeki bokeh efektlerini temizliyoruz. Çok fazla ayrıntıya girmenize gerek yok. Zaten bokeh dediğimiz efekt çok standart ölçülere sahip efekt değildir. Kamerayla orijinal bokeh efektleri de zaten çok standart bir ölçüye sahip olmuyorlar. Çünkü ışığın parlamasından oluşan bir efekt bu. O yüzden çok kafa yormanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi aşağıdaki bokeh efekti tamamladık. Şimdi bokeh efekti kaydedip diğerine geçmek için şuradan kaydedip tıklıyoruz. Bir tık geriye tıklıyoruz. Ve şimdi bir tane daha bokeh efekti eklemek için araçlara tıklayıp çift pozlamayı seçiyoruz. Ardından fotoğraf efektiye tıkladıktan sonra eklemek istediğiniz bokeh efektini seçiyoruz. Şimdi bu bokeh efekti daha büyük fakat şu şekilde ayarlayarak ben biraz küçültüp şuraya sığacak şekilde yerleştiriyorum. Ardından tekrar palete tıklayıp aydınlata tıklıyoruz ve bokeh efektimizi indiriyoruz. Şimdi yapmamız gereken bence birazcık daha küçültelim. Çok parlak durdu, çok büyük durdu. Ardından kaydete tıklıyoruz. Aynı şekilde üzerimizdeki bokeh efektlerini kaldırmak için düzenlemeleri göster, çift pozlama ve düzenleye tıklıyoruz. Tekrar bokeh efektlerini getirdikten sonra fırçanın opaklığını gördüğünüz gibi sıfıra indirdik ve ardından biraz fotoğrafa yaklaştırıp üzerimizdeki bokeh efektleri şu şekilde kaldırıyoruz.
Bokeh efektlerini üzerimizden kaldırırken şu yanlardaki bokeh efektlerini direkt silebilirsiniz ya da şu şekilde gölgelendirme yapabilirsiniz. İkisi de oldukça tatlı ve şık duracaktır. Size bağlı, siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Üzerimizdeki bokehleri kaldırdık fakat bokeh bence biraz fazla oldu arka planda, görüyorsunuz. Çok yoğun bir ışık var fakat gördüğünüz gibi arkada sadece pano var. Bu kadar bokehin olması imkansız. Birazcık daha gerçeklik katmak açısından şunu 0.25 ya da 50 yaptıktan sonra birazcık bokehlerin üzerinde geziniyoruz. Bu şekilde bokehlerin parlaklığını düşürüyoruz. Ben şunu biraz artırmak istiyorum şuradakileri. Hani çok fazla yoğun bir ışık olsun istemiyorum ben, özellikle yüzümün kenarında. Bu şekilde yüzüm daha çok ön plana çıkacaktır. Böyle güzel bir tasarıma sahip oldu. Şimdi bokeh efektleri ekledik. Şimdi benim amacım bu fotoğrafı dışa aktarmak, yani galeriye kaydetmek. Bunun için ilk başta tamama tıklıyoruz. Sonra geri yapıyoruz ve dışa aktara tıkladıktan sonra kaydet seçeneği, dışa aktar seçeneği, farklı dışa aktar seçeneği ve paylaş seçeneği karşımıza çıkıyor. Biz direkt kaydete tıklayıp dışa aktarabiliriz. Şimdi fotoğrafımız artık galeriye kaydedildi. Şimdi diğer fotoğraflara geçebiliriz. Ben diğer kendi fotoğrafımı düzenlemeden önce şu hanım ablamızın fotoğrafını düzenlemek istiyorum. Çünkü çok tatlı çıkmış kendisi. Ve arka planı çok daha rahat düzenlenebilir ve bokeh efektine aşırı uygun bir fotoğraf. Fotoğrafı incelediğimizde karanlık ve flu bir arka plan görüyoruz. Bu da bokeh efektine elverişli olmasının temel nedeni aslında. Şimdi fotoğrafa bokeh eklemek için tekrar araçlara giriyoruz. Ve buradan çift pozlamayı seçiyoruz. Tekrar fotoğraf ekleye tıklayıp bir tane bokeh efekt ekleyebiliriz. Ben ya şunu ekleyeceğim ya şunu ekleyeceğim. Bence bununla başlayabiliriz. Bokeh efekti eklerken mantığa uygun olması da önemli. Mesela yerde bir bokeh efekti olması çok daha ihtimal dışı. Bunun yerine daha yukarılarda olması mümkün. Bu yüzden bokeh efektinin konumunu seçtikten sonra şuradan renk parantezine girip tekrar aydınlata basıyoruz. Ve kaydete tıklıyoruz. Şimdi tekrar yapmamız gereken yüzden, ellerden bokeh efektlerini temizlemek. Tekrar düzenleye girip düzenlemeleri göster yapıyoruz. Çift pozlamaya girdikten sonra düzenleye tıklıyoruz. Bokeh efekti tekrar ortadan kayboluyor, tıklayarak tekrar getiriyoruz ve şuralardan hızlıca bokeh efektlerini yok ediyoruz. Saçlardan, yüzden, elden, koldan, kısacası vücuttaki her yerden ve vücuda bağlı olan mesela kablolardan, ön planda duran her şeyden bokeh efektini kaldırmamız gerekiyor. Eğer çok fazla detayla uğraşmak istemiyorsanız ön plana yakın duran bokeh efektlerini direkt bu şekilde kaldırabilirsiniz. Bokeh efektlerini kaldırdım. Gördüğünüz gibi bokeh efektini eklemiş olduk. Şimdi önceki fotoğrafla kıyasladığımızda inanılmaz bir fark var. Fotoğraf hem daha renkli bir hale geldi, hem daha şık durdu ve profesyonel durdu. Şimdi bokeh efektimizi ekledik ve kaydedebiliriz. Tekrar bir tık geriye basıyoruz ve ardından dışa aktarı seçip kaydede de tıklayabiliriz. Görselimiz kaydedildi. Şimdi benim bir tane daha fotoğrafım var. Aynı zamanda bu fotoğrafları Instagram'dan da yayınlayacağım arkadaşlar. Sizler de beni Instagram'dan takip ederek bu fotoğrafların yeni hallerine ve hızlı yapılışlarına ve ara sıra paylaştığım fotoğraf hilelerine ve çeşitli bu şekilde tekniklere de Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Şimdi bu fotoğrafa nasıl bir bokeh eklememiz gerektiğine karar vermemiz gerekiyor öncelikle. Gördüğünüz gibi arka plan birazcık daha parlak bir arka plan. Yüzüm parlak. Yani bu parlak bir fotoğraf aslında. Gece çekilmiş olmasına rağmen. Aynı zamanda gördüğünüz gibi arkada parlak bir sarı ışık var. O zaman biz buna beyaz bir ışık kullanırsak çok göze batacaktır. Bu yüzden sarı renkli bir bokeh kullanmamız gerekiyor. Bunun için araçlara girip tekrar çift pozlamayı seçiyoruz. Ardından fotoğraf ekleye tıklayıp uygun bokeh efektinin hangisi olduğuna karar vermemiz gerekiyor. Şimdi arka plan biraz büyük olduğu için küçük bokeh efektler kullanırsanız biraz göze doğal olmayan, natürel olmayan, suni bir bokeh gibi gelecektir. Bunun yerine büyük ve sarı ışıklar kullanarak bokeh efektimizin daha doğal durmasını sağlayacağız. İlk başta boyutunu ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi aşağı tarafa çok fazla bokeh eklemiyorum. Hatta şunu biraz şu şekilde ayarlarsanız çok daha şık durur. Şimdi tek yapmamız gereken yüzümüzden ve gözümüzden ve üstümüzden bu bokeh efektlerini kaldırmak. İlk olarak palete girip aydınlat yapıyoruz. Sonra tamama tıklıyoruz ve düzenlemelere girip tekrar düzenleye tıklıyoruz. Şuradan bokeh efektimizi getirip paletimizi sıfır alıyoruz. Bu şekilde fırçamızın dokunduğu yerin sıfır olmasını sağlıyoruz. Biraz yaklaştırıp hızlıca vücudumuzdan bokeh efektlerini temizliyoruz. Gördüğünüz gibi çok fazla detaya ben inmiyorum. Siz de inmeyin. Hiç gerek yok detaya inmeye. Bokeh efektleri ne kadar doğal yapılırsa o kadar şık durur. Şimdi gördüğünüz gibi bokeh ekledik fakat çok net bir bokeh yok. Arkalarda sadece biraz parlayan bokehler var. Eğer isterseniz bununla yetinmeyelim. Bir tane daha bokeh ekleyelim ki daha gerçek, çünkü daha güzel dursun. Araçlardan çift pozlamaya giriyoruz. Bu sefer diğer bokeh ekleyeceğim. Bu bokeh birazcık daha küçük, tatlış bir bokeh. Şu şekilde şuraya ekleyerek daha farklılık katmasını sağlayacağız. Şuradan aydınlata tıkladık. Tekrar kaydede tıkladık. Düzenlemeleri girdikten sonra buraya tıklayıp düzenleyi seçiyoruz. Ve şimdi buraya tıklayarak tekrar bokeh efektini getirip fırçamızı sıfır aldıktan sonra üzerimizdeki bokehleri hızlıca kaldırıyoruz. Hiç uğraşmadım. Çok basit yaptım gördüğünüz gibi. Kaydede tıklıyoruz. Bir tık geriye basıyoruz.
Dışakları seçtikten sonra kaydede tıklıyoruz ve fotoğrafımız artık galeride kaydedildi. Şimdi fotoğrafları bir görüntüleyelim. Synapse çıktılarına girdikten sonra ilk olarak bu fotoğrafımızı görüyoruz. Gördüğünüz gibi fotoğraf çok daha gerçekçi, çok daha profesyonel bir hale geldi. Şu şekilde yana geçelim. Özellikle hanım ablamız çok tatlı çıktı. Bu fotoğrafı görse muhtemelen kendisi de beğenirdi. Ve yandan tekrar bir sonrakine geçtik. Burada bokehi biraz abartmışız ama yine de çok güzel olmuş. Çok tatlı fotoğraflar olmuş. Beni Instagram'dan takip ederek bu şekilde tavsiyeleri ve fotoğraf ideelerine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda pek çok içeriği, güncel içerikleri size paylaşmaya devam edeceğim. Evet, bokeh efekti çalışmamız bu kadardı. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Ben çok keyif aldım. Gerçekten bokeh efektini bu kadar basit yapmak aslında güzel bir olay, güzel bir duygu. Siz de çalışmalarınızı deneyin ve eğer fotoğraflar çıkarttıysanız ve başarılı olduysanız aşağı yorum olarak yüklerseniz fotoğrafların linkini, ben de bakmak isterim. Merak ediyorum çünkü gerçekten işe yaramış mı? Size bir yararlı video daha sunmak istedim elimden gelince. Videoyu yararlı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin her beğeniniz, her aboneliğiniz bana aslında en büyük yardım bu konuda. Şimdiden izlediğiniz için ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.